Sayın abi hoş geldiniz. İl olduğundan itibaren her yıl değişen vali ve son zamanlarda sıklıkla görevler değişen kaymakam kervanına katılmamalarını yürekten arzularken, karda kışta tereddütsüz koşarak gelen muhtar arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. İçerisinde toplanabilmemiz için şehadet şerbetini içerek Peygamber Efendimiz'e komşu olan bütün şehitlerimizi saygıyla anarken yüreği yanan yakınlarına sabırlar diliyor. Bu vatanın bekası uğruna yara alan tüm vatan evlatlarımızın bir an evvel şifa bulması için dua ederken, bugün Düzce Valiliği'nin öncülüğünde ilki 2015 sonbaharında olmak üzere ikinci toplantıyı icra ediyoruz. Bunun haricinde gerek kendi aramızda, gerekse kaymakamımız veya daire amirlerinin katılımıyla sık sık toplantılar yapıyor. Akşaboca muhtarlar olarak köy halklarımızdan yediğimiz zılgıtın ardından biriken gazlarımızı bu toplantılarda atıp iyi niyet temennileriyle hiçbir şey yapılamayacağına topluca karar verip dağılıyor. Aynı mevzuları konuşmak için tekrar tekrar bir araya gelirken yoruluyor. Elde edemediğimiz somut sonuçlar nedeniyle gün geçtikçe karamsarlığa kapılıyoruz. Saygıdeğer Valim, her daim konuştuğumuz çözüm hususunda ağır aksak ilerleyip bir türlü kalıcı çözüme kavuşturamadığımız köy sorunlarımızı sizlerin ve ilgili herkesin huzurunda bir kez daha dinlemeyeceğim. Yardımlarınızı isterken sürçülisan edersem ya da bana ayrılan süreyi aşarsam kusura bakmamanızı istiyorum. Dün irili ufaklı birçok problem olup ilgili muhtar arkadaşım ve ilgilenen meclis üyelerim inanıyorum ki var olan veya ansızın ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik adımları vakit geçirmeksizin atmakta ve bu hususta gereken gayretleri göstermektedirler. Ben burada Akşabacı Muhtarlar Derneği Başkanı olarak tüm köylerimizde kıt kaynaklarla karşılanması mümkün olmayan sonsuz isteklerimizi sıralayıp çok kıymetli vaktinizi de almak istemiyor. İlçemizdeki bütün köy ve köy halklarını ilgilendiren, yerine getirilmesi neticesinde Akşabacı halkının rahat ve huzurlu yaşamına katkı sağlayacak birkaç hususu ve olumsuzluğu anlatmaya çalışıp esirgemeyeceğinizi düşündüğüm desteğinizi talep ederek sözlerimi sürdürmek istiyorum. Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, değerli daire abilerim. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki insanı başta olmak üzere Yaradanımızın her şeyin en güzelini bahsettiği Akçabacı ilçemizdeki köy ana yollarımızın büyük çoğunluğu halkın vasıtalı vasıtasız ulaşımına engel olacak şekilde bozuk ve bakımsız olup köylerde yaşayan insanımızı medeniyete bağlayan köy ana yollarımızın işler acısı durumu en öncelikli sorunumuzdur. Bugün için 29 ayrı köyümüzün bozuk olan ana yolları hususunda halka verilecek hiçbir cevabımız bulunmamaktadır. Ardından köy halklarının tarımsal faaliyetini ve konut ulaşımlarını sağladıkları bağlantı ve bahçe yolları gelmektedir ki piyasadan bir ay süreli 10 adet kamyon kiralamak suretiyle çözülebilecek bu sorun başta biz muhtarların ardından yetkili ve etkili olan sizlerin en fazla beddua aldığı hususların başında gelmektedir. 43 ayrı köyümüzdeki bağlantı ve mahalle yolları için gerekli bulunan 23.400 ton tüvenen malzeme iki kamyon ile nakliyesini yapılarak bazen çalışıp çoğu zaman arızalanan iki kepçe, birçok yolumuza sığmayan grader,
Henüz çalışırken göremediğimiz bir adet silindir, yetersiz ve iyi olmayan personel ile serilip sorunun giderilmesi yakın zamanda mümkün görünmeyip, yarından tezi yok bahsettiğim çözüm usulü hakkında çalışılmalı ve tez zamanda tüm köylerimize yardımcı, tüm köylerimize ihtiyacı oranınca stabil yol yapım malzemesi stoklanarak ya da serilerek hızlıca bu problem ortadan kaldırılmalıdır. Sayın Valim, 1980'li yıllarda yapılmış köy yerleşik alan sınırı tespitleriyle ilgilidir. Birçok köyümüzde bundan 35 yıl evvelinde çizilen yerleşik alan sınırları bugün için gelişen ve genişleyen köylerimizin ihtiyacına cevap verememekte, önceden belirlenip kesinleşen yerleşik alan sınırı içerisinde arazisi bulunmayan insanlarımızın barınmak ve tarımsal amaçlı yapı yapma talep ve istekleri tüm çabamıza rağmen sonuçsuz kalmakta, bu ve buna benzer mağduriyeti yaşayan insanımız Düzce İl Özel İdaresi ile muhtarlıklar arasında mekik dokuyarak kıymetli vaktini ve değerli parasını boşa harcamaktadır. Bahsi geçen problemin köy muhtarlıklarının da dahil edileceği çalışma gruplarıyla bir an önce ortadan kaldırılarak günümüz koşulları ve köylerimizin gelecekteki genişleme durumları göz önünde tutulmak suretiyle güncellenmesi son derece önemli olup sorunun çözümüne yönelik yıllardır yaptığımız müracaatlara olumlu cevap alamadığımızdan halen köylerimizde elektrik ve içme suyu bağlantısı tesis edilemeyen konutlarımız ve içerisinde yaşayan insanlarımız vardır. Saygıdeğer valim, İl Genel Meclisi Başkanım, kıymetli kaymakamım, ülkemizin birçok yerleşim yerinde, hatta en yakınımızda Zonguldak ili Alaplı ilçesinde İl Özel İdaresi, belediye ve köy güzel kişiliklerinin koordineli çalışmasıyla yıllardır başarıyla uygulanan köylerden evsel atıkların toplanmasına yönelik çalışmaların ilçemiz genelinde yayılmasını, ilçe merkezi ve köylerimizin tamamını ilgilendiren çöp problemine ivedilikle çözüm bulunarak Akçahoca'mızda yaşanan çevre felaketinin durdurulmasına, bu hususta taşının altına el sokacak sokarak turizm hareketliliğinin yoğunlukla yaşanmaya başladığı bu güzel memleketi bu ayıptan kurtarmak için ne gerekiyorsa yapmanızı özellikle istiyor ve bu mevzuyu bir sonraki birlikteliğimizde asla dillendirmek istemiyoruz. Efendim, Akçahoca Muhtarlar Derneği Başkanı olarak sıklıkla gittiğim köylerimizde gözüme çarpan yapılması ile birçok yerleşim yerine örnek teşkil edeceğini düşündüğüm birkaç hususun da altını çizip destek taleplerimi ileterek sözlerimi tamamlamak isterim. Malumunuz üzere Akçahoca ilçemizin tüm köylerinde yetişen ve yaşayan çocuklarımız taşımalı eğitim sisteminden yararlanmaktadır. Sabahın alacakaranlığında evinden çıkan çocuklarımız genelde köy meydanlarında, korunaksız alanlarda veya dam diplerinde servis araçlarını beklerken sonbahar ve kış aylarında sıklıkla hastalanmakta, bahsi geçen aylardaki dayanılmaz soğuğu iliklerine kadar hissetmektedirler. Bu nedenledir ki tüm köylerimizin köy meydanlarına yörenin mimari dokusuna uygun, göze hoş görünen korunaklı bekleme duraklarının yapılmasını geleceğimiz olan çocuklarımız için önemli görüyor. Bu güzelliğin ve görselliğin ilk ve orta öğretime devam eden çocuklarımıza verebileceğimiz en güzel hediyelerden biri olduğunu düşünürken, bu yönlü adımların geçen yıl atıldığını, yüksek maliyet ve alakasızlık nedeniyle hayata geçirilemediğini bilgilerinize de arz etmek istiyorum. Yine Akçe hocamızın birçok köyünde yetişen miniklerimiz başlanılan fakat tüm köylerimize kurulumu yapılamayan çocuk oyun parkı eksikliği nedeniyle hala da tekerlek yuvarlamakta veya ellerine geçirdikleri ağaç parçalarıyla çelik çomak oynayarak vakit geçirmekte. Birçoğu da aileler tarafından satın alınan tablet bilgisayarların başında saatlerce oyun oynayarak
obezite olma yönünde hızlı adımlarla ilerlemektedir. Köy yerinde çocuğunun nerede olduğunu, ne yaptığını bilmeyen anneleri görüp üzülürken köy muhtarları olarak da ezilmekteyiz. Çok değer verdiğimiz Akçakoca Belediye Başkanımızın kendi sorumluluk sahasına yaptığı ve yapacağı icraatları imrenerek izler ve dinlerken şehir merkezinin birçok yerine tesis olunan semt sahalarının benzerlerini öncelikle Akçakoca'mızın en büyük iki köyünde, sonrasında tüm köylerimizde görme isteğimizi sağlıklı ve sağlam karakterli nesiller yetiştirmek adına iletirken, bunun sözünü de ziyaretleriyle bizleri onurlandıran saygıdeğer valimizden burada almak istiyoruz. Yine valimiz ile yeni kaymakamımız ve daire amirlerimiz ile yaptığımız bu toplantı için çok mu oldu bilmiyorum ama her geçen yıl önem ve hassasiyette artan sahillerimizle ilgili bir hususun altını çizerek devam etmek istiyorum. Efendim, bilindiği üzere ilçemiz sınırlarında belediye mücavir alanlar dışında il özel dairesinin denetim ve gözetiminde kilometrelerce kumsalımız olup bu kumsallar yaz aylarında on binlerce insanımızın günübirlik tatil ve dinlenme ihtiyacına cevap vermektedir. Bahsi geçen alanlara köy düzen kişilikleri olarak hizmet verme ve yararlanıcıların ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında karşılayamadığımız eksikliklerimiz, her geçen yıl yıldızı parlayan Akçakoca'mızda yaşanan turizm hareketliliğine olumsuz etki yapmakta, bahsi geçen sahil köylerimizdeki kumsallar üzerinde halkın temel ihtiyacı olan WC, duş, soyunma kabinlerinin kurulmasına yönelik adımların atılmasına, bahsi geçen kumsalların temizliği için ilgili köylere kaynak tahsisi yapılmasını talep etmekteyiz. Saygıdeğer Valim, Sayın Kaymakamım, İlçe sınırlarımızdaki tüm köylerimizin içme suyu kaynaklarının kontrolünün yapılarak köy halklarının sağlıklı içme suyu ihtiyacının giderilmesine yönelik müracaatların ve atılan adımların ciddiyetle takip edilmesini, ekonomik ömrünü doldurmuş olan içme suyu isalatları ve depoların değiştirilmesi amaçlı çalışmaların yapılarak köylerde içme suyunun bakım, onarım, abonelik, tüketim ve ücretlendirmesine yönelik henüz benim göremediğim valilik genelgesinin vakit kaybetmeksizin yayınlanmasını, köy muhtarlıklarınca takibi yapılan içme suyu tüketim bedellerinin amme alacakların tahsili hakkında kanun usullerince tediyesi yolunun açılmasını Düzce Valiliğimizden beklediğimiz önemli adımlarından bir tanesidir. Yine köy muhtarlıklarınca hazırlanıp gereği için il özelinden ve çözmek arzusunda olan muhtar arkadaşlarından hiçbirinin yazdığı dilekçenin peşinde veya hatırlı kişiye aramak durumunda bırakılmamasına sizlerden özellikle isterken, her yağmurda, her rüzgarda kesilen eksiklikler için TİYAŞ, hizmet vermeksizin abone paraları toplayan, hala hazırda birçok köyümüzde kabloların yerlerde bulunduğu, taşıyıcı direklerin birçoğunun yıkılmak üzere olduğu iletişim sorunumuz için Türk Telekom'un yetkilileri, ölüm tuzağına dönmüş bulunan Akçakoca'nın Elenazlı Karayolu için Karayolları Genel Müdürlüğü'yle irtibat sağlayarak eksikliklerin giderilmesi noktasında yardımlarınızı beklerken, son olarak bu konuda belediye başkanımız zaman diliminde gerçeklik payı var mıdır yok mudur tam olarak bilmesek de Düzce'mizin büyük şehri olacağı yönünde yetkili ağızlarından yapılan açıklamaların başta köy muhtarlıklarımızın ardından köy halklarımızın huzurunu kaçırdığını, moralini bozduğunu, bağış, emek ve para sarf edilerek elde olunan taşınmazları elimizde nasıl tutabiliriz diye düşünen köy halklarının beyhude bir çaba içerisine girerek çıkış yolu arama derdine düştüğünü ve gelinen noktada sizlerden yardım talebimizin olduğunu, bugün için birçok köyümüzde değişik isimler altında dernekler kurulduğunu, köy halklarının tamamının rızası olsa bile taşınmaz devrinin yapılamadığının öğrenilmesiyle köylük yerde
bir ve beraber olmanın teminatı olarak gördüğümüz ortam adlarının mülkiyetinin kaybedecek oluşumuzdan kaynaklanan tedirginliğimizi iletiyor. Sabrınıza ve ilginize teşekkür edip en derin saygılarımı sunuyorum. Efendim, biz kürsüden indikten sonra jandarmamız bizden köy sınırlarında bu muhbirlik, salgın hastalık ve hayvan nakillerine dikkat, gelen gidene kimlik sorulması, hırsızlıklara karşı tedbir, tarım işçilerin günlük olarak bildirilmesi, orman yangınlarına karşı bilgi verilmesi, silahların düğünlerde kullanılmaması, yabancı örgütlerin köyde barındırılmaması, amonyaklı gübrelerin ihtiyaç fazlasının bildirilmesi, servis araçlarının kontrolü şeklinde beklentisi olmuştu. İl Emniyet Müdürümüz Düzce Kent Merkezi'nde gecenin herhangi bir saatinde eşimizle gezilebileceğinin müjdesini vermişti. Şu an Düzce'mizde bu mümkün mü bilmiyorum. O günkü saygıdeğer valimiz 2015 yılında bütün köylere çocuk parklarının kurulacağını, il genelinde bütün evsel atıkların çok toplanarak sahillerle ilgili standart getirileceğini söylemişti. Bunlar yapılmadı. Özel idaremiz bizden kaçak yapılara müdahale edilsin demiş. Kaçak yapılar dediğimiz genelde az önce bahsettiğim yerleşik alan sıkıntısından kaynaklanan yapılardır. Okulların sosyal tesislere dönüştürülmesi için müracaatta bulunulması istenmiş. Milli Eğitim İl Müdürlüğümüz o gün için Düzce ilimizde her şey süper gidiyor diye bir şey kullanmış. İl Sağlık Müdürlüğü hastane yapılacağını ve her şeyin, bütün sağlık hizmetlerinin ilimizde yerli yerinde yerine getirildiğini söylemiş. İl müftümüz personelinden bahsederek din konusunda hiçbir sıkıntının olmadığını söylemiş. Tarım İl Müdürlüğü Akşamoca'da istihdam edilen mühendis ve veterinerlerin veri girişinden başka ne iş yaptığını sorduğumuzda cevap verememiş. İl Tarım Müdürlüğü bizler için çok önemli olan toprak analizlerini yapabiliyor mu? Ben bugün kendilerinin cevabını da istemek istiyorum. En sonunda o da sıkıntı yok demiş. Gençlik Spor Müdürlüğümüz de ilimizde her şeyin yerli yerinde ve herkes spor alanında çok başarılı olduğumuzdan bahsetmiş. Karayolları her şey yolunda demiş. Melin Ağzı yolu Ekim ayının 2016 yılında biteceğini söylemiş. Biz 2017 yılındayız. Bakım evinde 20 personelin boş yattığından bahsetmiş. Devlet Su İşleri baraj yapıldığından bahsetmiş. Akşam hocamızı ilgilendiren Altınçay Gölet Projesi'nin devam ettiğini, 16 Haziran 2016 tarihinde ihale edileceğini söylemiş. Geçirdiğimiz zaman diliminde bu ihale ile ilgili hala bir gelişme yoktur. Uğurlu, Dereköy, Esma Hanım, Çayazı, Altıncay, Ayazlı taşkın koruma projeleri onaylandı demiş. Ben bunları Ankara'dan takip ediyorum. Bunlar hala proje aşamasındadır. Son bir hususu efendim söyleyip sözlerimi tamamlayacağım. Sayın Valim, şimdiki kaymakamımızın tabii bununla ilgili bir alakası yoktur. Bundan aylar evvelinde Köy Emniyet ve Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde çalışan bir tane elemanımız bütün muhtar arkadaşlar tarafından sevilmesine rağmen kullandığı iş makinesinin bomu çizildiği gerekçesiyle işine son verildi. Bugün son derece mağdurdur. İki tane kanser hastasıyla uğraşmaktadır. Biz muhtarlar olarak 43 ayrı köy muhtarı hem Akçakoca Kaymakamlığımıza hem Düzce Valiliğimize zamanında yazılarımızı yazdık. Bunların da aradan geçen 7 aylık zaman zarfınca tarafımıza bilgi verilmemesi hususunun altını çiziyor. Çok saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum efendim.
aniden tayinin çıkması sebebiyle biraz erteledik. Yeni kaymakamımız göreve başladı. O da biraz daha konulara, ilçemize hakim olmaya başlayınca sizlerle bir araya gelelim istedik. Ama kısmet bu ki böyle karlı, biraz da böyle soğuk bir güne denk geldik. Sizleri bu şekilde yormuş olduk. Tabii şimdi baktığımız zaman mutlaka çok fazla ihtiyacımız var. Sorunlarımız var. Sorunlarımızdan çözülenler var. Çözümle yolunda olanlar var. Ama hiçbir zaman yerimizi saymıyoruz. Ülke olarak zaten yerimizi saymadığımızı herkes mütalaa ediyor, müşahede ediyor. Ve hiç bu konuda gerek ülkemizde, gerek ilimizde, gerekse ilimizin en büyük ilçesi Akçakoca ilçemizle ilgili hiçbir zaman karamsar ve ümitsiz değiliz. Mutlaka bir şeyler yapılıyor. Yapılamayanlar da var. Bu çok normal. Yalnız baktığımızda 2007 yılını ben hatırlıyorum. Hatta 2005 yılının sonunda ve Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışırken KÖYDES, tabii ismi o zaman KÖYDES değil, köylere yardım yapılacağı ve altyapıların çözüleceği şeklinde bir proje veya yardımımız olmalı. Köy yollarımız zaten tamamı sıcak asfalt olmalı. Burada ilgilenmesi başkanımıza zaman zaman mütalaamızı yapıyoruz. Sayın Belediye Başkanımıza konuya vakıf zaten. Şimdi sıcak asfalt haricindeki asfalt tarzı zaten bitti. İlimizde güzel bir çalışmada güzel bir çalışma yapılmış. İlgili meclis başkanımıza zaten ilgili meclis üyelerimize bunu desteklemişler. Bir asfalt planı alınmış. Yani bir Düzce gibi 360 bin nüfusu, belki alındığında nüfus 330-340'tı. Bir il için bakıldığı zaman dışarıdan çok büyük bir olay aslında. Yani bu güzel bir çalışma olmuş ve sıcak asfalta geçilmesi. Bundan sonra tabii hedefimiz, biz hiçbir zaman stabilize yapmayacağız dedik. Burada ilgili meclis üyesi arkadaşlarımız da var. Başkanım da burada. Muhtarlarımız da zaten konuyu biliyorlar, takip ediyorlar. Bundan sonra stabil şey olmayacak dedik. Hiçbir zaman böyle sahte kaplama şudur budur olmayacak. Sıcak asfalt yapacağız. Kenarlarında ve kanallarını yapacağız. Yani bir daha bunlarla ilgili tabii gayretlerimiz devam edecek. Ek kaynak oluşturmak için uğraşıyoruz. Size önemli bir haber vermek istiyorum burada yine. Köylesle ilgili ödeneğimiz geçen senenin iki katının biraz daha üzerinde olacak bu yıl. Bu önemli bir katkı. Artı bir ek bilgi daha öğrendim. Tabii onun tam doğruluğunu teyidini belki yarın Sayın İçişler Bakanımız bizi yarın saat 10'da 20 ilin valisini hem referandumla ilgili hem yapılması gerekenle ilgili Ankara'ya Vilayetler Hizmet Birliği Gölbaşı'na toplantıya çağırıp orada da muhtemelen böyle bir açıklama da olacağını düşünüyorum. Köylerimizdeki sıcak asfalt konusunu, yani asfalt konusunun tamamen çözülmesine dair Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı olduğu şekilde bana bir ön bilgi geldi. Bununla ilgili muhtemelen tek bir kaynak bulunacağını düşünüyoruz. Belki varsa bizim en uzak dediğimiz, belki ulaşımda en uzak olan, nüfusun belki en az olduğu, belki böyle bir iki evden oluşan mezra gibi, böyle ünite gibi yerlerden oluşan yerlerimizde de buradaki vatandaşlarımızla en iyi Akçakoca merkezli olan, Düzce'nin merkezimiz olan, hatta İstanbul'da, Ankara'da neyse olan hizmetlerin hepsine mutlaka dahil. Bunlar için uğraşacağız. Ama dediğimiz gibi hiçbir zaman kötümser değiliz. Hiçbir zaman ümitsiz de değiliz. Yani biz bir şey yapamadık, edemedik dersen zaten yapamayız. Bir şeyler yapılıyor, yapıldığını herkes görüyor. Ama ne olur? Geçen sene söz verilmiştir. Geçen sene örnek veriyorum. 22, 10 kilometre sıcak asfalt sözü verilmiştir. Belki 8 yapılmıştır. Ne oldu? Belki başka da daha acil bir yere çıktı. Veya şu anda bakıyoruz mesela ilgilenmezsiniz. 66 milyon lira bütçe yapıldı. Doğru mu başkanım? 64 milyon lira bütçe yapıldı. Yani şimdi dolar arttı. Dolar artınca ne oldu? Sıcak asfaltın maliyeti doğal olarak arttı. Yani biz 60 kilometre yapabilecekken şu anda 50 kilometre hesap yaptık. Doğru mu yani? 50,5 hatta yani. Ama biz kendi çapımıza bunu nasıl artırırız, ne yaparız? Geçen yıl gelmesi, özel neresi olur olmaz. Önemli olan ne? Önemli olan hizmetin oradaki en ücra köydeki, en ücra mahalledeki vatandaşımıza kadar en iyi şekilde gitmesi olmaz. Biz önümüze bakacağız. Yapamadıklarımızı tabii gözden geçireceğiz. Neleri yapamadık? Geçen sene 2015 yılında toplantıda şunlar yapıldı, bunlar yapılmadı. Mutlaka yapılamayanlar da var. Yapılamadıysa neden yapılamadı? Bunları tekrar gözden geçireceğiz. Çünkü biz düne göre daha ileride değilsek zaten kaybetmişizdir. Doğru değil mi yani? Şimdi biz aldığımız kararlar nelerdi?
hangi kurum hangi taahhütleri ve hangi işlemleri yapacaktır? Bunlara bakıyoruz. Öbür ay tekrar yansıtıyoruz karşımıza. Hangilerini yaptık? Geçen ay bir okulun inşaatı ne durumdaydı? Ve şimdi ne durumda dediğimiz zaman hemen iki gün önce toplandı. En az bir veya iki gün önce fotoğraflarını yansıtmak suretiyle tekrar bakıyoruz. Geçen aydan bu tarafa kadar ne kadar ileride tesisini incelemeye gittik. Bilecik'teki tesisi incelemeye gittik. Sincan'a gittik. İlgililerle görüştük. Geçen hafta Perşembe günü İSKİ'de yine tabi burası İSKİ'nin su havzası bildiğiniz gibi. Hem günlük hayat en iyi şekilde devam etsin, tarım yapılabilsin, sanayi belli dozajda, belli oranda devam etsin. Aynı zamanda o suya, çevreye de zarar vermeden bunu nasıl yaparız? Bununla ilgili de İSKİ zaten elin taşın altına koydu. Şu anda 5 tane arıtma tesisinin ihalesine çıktı. Ve İSKİ şimdiye kadar olmayan bir artı bizim için, güzel bir artı. Çöple ilgili biliyorsunuz veya İSKİ buradan suyu alıp götürmeyi kendisi zaten planlamış. Ama burayla ilgili, çevreyle ilgili sorunlara yanaşmamış şimdiye kadar maalesef. Burada Kadir Topbaş Başkanımızla tekrar görüştük, Sayın Bakanımızla görüştük Perşembe günü. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, İSKİ Genel Müdürü tekrar bir toplantı yaptık. Hatta bundan sonra şöyle denildi, Sayın Bakanımızı yormayalım, Sayın Bakanım siz devre olun denildi bana. Siz bundan sonra biraz daha işleri biz bu şekilde hızlandıralım. İSKİ burayla ilgili çöp konusunu tamamen kendi uhdesine aldı. Bundan daha güzel bir nimet, daha güzel bir şey olmaz. Zaten arıtma testlerini dediğim gibi yapıyorlar. Yani mutlaka artı şeyler oluyor. Artıları da görelim. Artıları görmezsek çünkü ümitsiz oluruz. Eksilerimizi de görelim. Hayal peşinde de koşmayalım yani bu şekilde. Eksilerimizi göreceğiz. Neleri yapamadığımızı göreceğiz ki. Eksiğimizi görmezsek o da doğru olmaz. Her zaman o zaman kendi kendimizi avutmuş oluruz. Yani her şeyimiz iyi şekilde de düşünmeyeceğiz. Mutlaka eksiklerimiz de var. Bunları hep birlikte ilgilenen mesulelerimizle, başkanımızla, ilden gelen arkadaşlarımızla, size jandarma komutanımızın, emniyet müdürümüzün, diğer müdürlerimizin söyleyeceği şeyler de olacak. Siz de taleplerinizi ayrı ayrı muhtarlarımıza iletebilir şu anda. Başkanımız tabii önemli konuları bize iletti. Bunları da iletin. Karşılıklı böyle. Bundan sonra toplantıda nerelere